Hoş geldiniz. Yayınımız başladı. Takipçilerimiz gelmeye devam ediyorlar. Yepyeni bir hafta. Yepyeni konular, yepyeni konuklar. Bugün de bildiğiniz üzere Mevlüt Hocam'la beraber olacağız. Sizleri tekrar görmek çok güzel. Sizlerle beraber yayın yapmak çok güzel. Demin deneme yayınımıza katılanlar olduysa onları buradan selam ediyorum. Bu kez gerçek yayındayız. Az sonra Mevlüt Hocam'ı davet edeceğim. O yüzden artık çıkmıyorsunuz, artık izleyebilirsiniz. Bu haftaki programı gönderi olarak ekledik. Evet, Mevlüt Hocam da istek gönderdi, onu da alalım. Oradan programlarımızı takip edebilirsiniz. Ben daha fazla sizi bekletmeden Mevlüt Hocam'ı... Evet, onu bekliyoruz şu an. Evet hocam, merhabalar. Merhabalar tekrar. Demiştiniz ya, onun için moral buldum. Yani teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam, davetimizi kırmayıp katıldığınız için. Neden? Başım üstüne. Allah razı olsun. Hocam, şimdi yayınımıza başlıyoruz ama takipçilerimiz sadece öğrencilerimiz değil. O yüzden biz sizi sizden dinlemek istiyoruz. İşte hayat hikayeniz ve akademik geçmişinizi biz sizden dinleyelim. Sonra ana konumuza geçelim istiyorum müsaadeniz olursa. Olur, teşekkür ederim. Hem bu vesileyle niye bunu seçtiğimizi Felsefe-i Anadolu'da yeniden yurtlandırmak, Çorum İlahiyat. Çünkü kendi kurumsal sayfamız. Evet. Ben Çorum Sungurlu, buralıyım. Sungurlu Lisesi'ni bitirdim. Burada önemli, Sungurlu Lisesi'nin matematik bölümünü bitirdim. Onu biraz sonra önemini söyleyeceğim. Sonra Ankara İlahiyat'a gittim. Ankara İlahiyat'ta burada önemli. Tefsir Hadis bölümü mezunuyum. Ben öncesinde bizim zamanımızda kelam ve felsefe, tefsir ve hadis bölümleri vardı. Ben tefsir hadis bölümü mezunuyum. Orada o yoğunluklu dersler biraz daha fazla oluyor. Bunu önemsiyorum çünkü o zaman kelam, felsefe, tasavvuf şeydeydi. Kelam ve İslam felsefesi bölümündeydi. Daha sonra ayrışma açısından o önemli. Sonra 85 yılında ben şey yaptım. İşte master, ODTÜ'de ve master sınavını kazandım. Orada işte İngilizce hazırlık ve felsefe derslerini gördüm. Bunu şunun için söylüyorum. 95'te buraya geldiğimde Felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak projesinin temeli Ankara İlahiyat'taki ilahiyat eğitimi ile ODTÜ'deki felsefe eğitiminin bir karışımı yani. Sonra orada şey yapamadım. Set Teori 2 diye mantık bütün öğrenci arkadaşlar bilir. Matematik felsefesi. Bu sıralar bir tematik İslam felsefesi üzerine çalışıyoruz Aygün Hoca'yla. Evet. Orada Viyana pozitivistleri, Frege falan var. O biri verdim, iki de veremedim. Aynı zamanda master da yapıyorum ben Ankara İlahiyat'ta. Asistanım da. 87'de de asistan oldum. Kelam ve İslam felsefesi asistanıyım. Burası önemli. Evet. Tefsir hadis bölümünü bitirdim. Sonra felsefede master yapmaya başladım. Ve orada asistan oldum. Oradaki dersi bitirdim. 95'te de doktorayı bitirdikten sonra buraya gelince... Çorum İlahiyatı ben onun için diyorum ki tek rakibimiz Türk Hava Yolları diye. Başkaları da dinliyorsa falan diye. Ben felsefede, diğer disiplinlerde de iyiyiz de felsefede bizim ilahiyatı önemsiyorum. Yani. Şükürler evet. Olsun. Biz o zaman tek rahmetli Hasan Katiboğlu vardı. Bu hayır mübarek gün, Ramazan gün hocama da rahmet dileyim. Kurucu dekanımız bizim. Din felsefesi ve mantık hocasıydı. Dolayısıyla onun iş yoğunluğu çok olduğu için bana bütün felsefe derslerine gireceksin dedi. Nasıl olsa ODTÜ'de de var formasyonun falan diye. Ben de orada iki eğitimi şey yaparak Felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırma dediğim proje merkezde okumaya başladım. Lise eğitimimi önemsiyorum. Şundan Platon biliyorsunuz aritmetik bilmeyen, geometri bilmeyen bu şeye girmesin diyordu. Yani ben işin doğrusu metafizik konuları, matematiksiz, soyut düşüncenin matematiksiz olmayacağının önemini şeyde gördüm, ODTÜ'de gördüm. Dolayısıyla biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde 95'ten beri kronolojik okumaları
Çünkü biz neticede bir tarih fakültesiyiz. Evet, Ama çok. onu şeye düşürmemek için olmuş bitmiş bir olay değil. Aynı zamanda ilahiyat fakültesi olması hasebiyle kronolojik olarak okurken sistematik de okumaya çalışıyoruz. Bu projenin adı Felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmak dediğim şey yani. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Şimdi zaten detaylarını da sizden isteyeceğiz. O zaman ilk sorumuz şöyle olsun. Felsefeyi Anadolu'da yurtlandırma projesi ne demek? Bunun detaylarını, inceliklerini sizden dinleyelim hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi o zaman düşünsene yani ben arkadaşlara diyorum John Mark, bu arada o hem siz güzel Osman kardeş bunu şeyden de veriyormuş YouTube kanalından. Orada film önerileri de var. Biz çok film önerileri de yapardık. Özellikle tek eğitimken saat işte öğleden sonra aşağıda film gösterimleri ve film müzakereleri yapardık. John Malkovich olmak diye bir bizim filmimiz var. Orada yani bir, aynı kişi birçok şey olması. Felsefe dersinde bir nevi fotokopiyle çoğaltılmış gibi her derste ben vardım yani. O İslam inanç ilkelerine onu başlayayım ben. Kelam master tezim benim İbn-i Teymiye üzerine. Kelam ve İslam felsefesi olduğu için. Evet. Dolayısıyla bizim tercümelerden önceki perspektifimizi, sorun çözme kabiliyetimizi ben salt İslam felsefesi olarak düşünüyorum, İslami düşünce olarak. Bu ilk orada girdim ben şeye. İşte İslam inanç ilkelerine bile ilahiyatta ben giriyordum o zaman. Bu kitap tamamen İbn-i Teymiye'nin yöntemi üzerine ayet meallerini düz cümle şekilde kullanılarak yazılmış bir metindir. Sadece tek bir hadis vardır. O da şey, Cibril hadisi. Bu bizim İslam ülkesinin tercümeler, diğer kültürel medeniyetlerle yüzleşmeden önceki paradigmamızı anlatıyor. Daha sonra bunlarla yüzleşip kendimize özgü bir felsefi perspektif nasıl geliştirebiliriz? Bu da bu felsefi düşünceye çağrı. O ODTÜ 1-2000'in şeyi burada. Şimdi biz İslam felsefesi üzerine çalışıyoruz Aygün Hoca'yla. Çünkü niye? Aygün Hoca'nın özelliği şu. Böyle fakültede işte bu ilk İslam inanç ilkeleriyle tanıştık. Hem talebe olarak. Sonra mezun oldu, asistan oldu. Bu kronolojik okumaları. Çünkü bütün ilahiyat fakültelerinde aynı okutuluyor. İşte siz de başka yerden mezun oldunuz. Yani işte Kindi ile Farabi ile falan başlatıyorlar. Biz böyle başlamıyoruz. Biz diyoruz ki kronolojik olarak okurken dışarıdaki ilahiyat fakülteler işte KPSS ya da diğer alan sınavları ve benzeri oradaki teknik bilginiz hem eksik olmayacak hem de problem merkezli okuyacaksınız. Sistematik merkezli okuyacaksınız. Bu Mehmet Aydın hocamızdan bize hatıra. İyi hocaların elinde yetiştik biz. Mehmet Aydın Hoca, Süleyman Ayrıbolay, Mehmet Bayraktar, Alparslan Açıkeş, işte ODTÜ'de Teo Hoca, Ahmet İnan. Mesela birçok fakültede belki vardır ama bir tek Çorum İlahiyat Fakültesi'nde bilim tarihi ve felsefesi yoğundur. Çünkü niye orada neydi o hanımın adı? Bir hanım hocadan ve şeyden aldım ben bilim tarihi derslerini falan. Dolayısıyla biz burada ODTÜ'deki farklı disiplinleri bir araya getirerek okuma projesini yapmaya çalışıyoruz. İşte sosyolojiden, felsefeden, 3 tane matematik mezunu edebiyatçı kardeşlerimiz var, musikiden kardeşlerimiz var. O farklı disiplinler bir bütün olarak nasıl okuruz diye. Bu çerçevede şöyle bir problemimiz var bizim. Diyorum ki her yerde bunlar okunuyor. Ama biz bir problem merkezi. Bu problemimizi biz Felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırma dedik. Niye? Çünkü Farabi'yi merkeze alıyoruz. Ve diğer ilahiyat fakültelerinden birazcık bir farklı. İşte hepiniz ilk Müslüman filozof diye Kindi okudunuz. Biz Kindi'nin son derece önemli olduğunu, Beytülhikme'de aktif görev aldığını, kavramsallaştırmamızda önemli olduğunu ama kurucu bir sistem felsefesi kuranın Farabi olduğunu söylüyor. Ve onun o meşayi öğretinin doğuda yani Kaldeliler zamanında başlayan felsefenin İran şey Mısır üzerinden Atina'ya gitmesi, orada Helenistik kültürü almasını oradan tekrar ana yurda getirme olarak okuyoruz. Yani son ilahi mesaj, Efendimizin ilkeleri çerçevesindeki o geliştirilen yapıyı felsefi bir sistem olarak kuran adam diyoruz işin doğrusu.
Böylece Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temellerini kurmaya çalışıyoruz. Türkistan dediğimiz bizim atayurt. Benim odamda geldiğinizde dikkat çekmiştir. İki tane harita var. Birisi Büyük Selçuklu haritası. Evet. Birisi de bu Hun devletinin haritası. Önce ben Türk düşünce tarihine Büyük Selçuklu haritasıyla gidiyorum ve diyorum ki bizim Selçuklu Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti kültürel sürekliliğini anlamak birinci hedefimiz. Ama daha Türkiye'de yani Anadolu'da bulduğumuz perspektifi de bulmak istiyorsanız Batı Hunların Avrupa'ya, Avrupa'nın kuzeyine kadar gittiği yerlerdeki o kültürel etkileşimden haberdar olacaksınız diye. Dolayısıyla doğrudan haritalarla gidiyoruz biz. Yani felsefe Anadolu'da yeniden yurtlandırmanın ilk hedefi atayurt, anayurt, Türkistan, Türkiye irtibatının felsefi temelini okumak. Çünkü herkes okuyor. Burada bir de Farabi'yi niye önemsediğimizi özellikle söylemek istiyorum. Türkistan, Türkiye irtibatının temellendirilmesinde. Sebep ve nesep ayrımı. İbni Haldun'un dediği gibi yani nesep dediği işte elinizde kimin çocuğu nerede doğacağınız belli değil. Ben de diyorum ki bir büyük adam var Muallimi Sani, Muallimi Evvel Aristo. Onun Helenistik kültürünü yeniden üreten, yeni bir forma sokan da annesiyle benim gibi farklı bir dilde konuşuyordu. Sebep bağı burası önemli. Burada fıkıh, kelam ve tasavvufu nasıl böyle disipline eden bir yapı olduğu için ondan sonra yani Farabi'nin en büyük özelliği Tanrı, evren, insan irtibatı üzerine bir sistem kuruyor. Bunun üzerinden ve bu işte dil düşünce irtibatını kuruyor. Evrenin nasıl yaratıldığını dair talimi ilimler. İlahiyattan sonra medeni ilimler. Burada Ebu Hanife'nin yöntemini takip ettiğini iddia ediyoruz biz. Yani o fıkıhı, kelamı medeni ilimler içine alarak teorik ve pratik olarak ikiye ayırmasını Ebu Hanife'nin yönteminin devamı gibi görüyoruz. Burasını önemsiyoruz. Yani İbn Aristo'nun teorik pratik poetiği, kendinin dini ilimler ve beşeri ilimler tasnifinin daha komplike bir yapısı olduğunu düşünüyoruz. Onun için de ilimler tasnifine son derece önem veriyoruz. Ana hatlarıyla felsefeyi Anadolu'da yeniden yurtlandırmak dediğimiz bu filozofları kronolojik olarak okurken bu problem merkezi okuyoruz. Destek derslerimiz bilim dizin tarihi, bilim felsefesi ve tarih felsefesi Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. dersleri. Bana da konu çok ilgi çekici geldi, çok farklı geldi. Hani ilk Evet. defa Farabi'nin Ebu Hanife'nin yöntemini kullanması Evet. olayı gerçekten ilgi çekici bir durummuş. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben şimdi öğrencilerimizin sorularına geçmek istiyorum müsaadenizle. Tabii buyurun. Şimdi hocam ilk soru şöyle gelmiş. Felsefeyi Anadolu'da yurtlandırmak hocamızın en büyük hayali. Kendisini şu anda bu hayalin hangi aşamasında görüyor? Felsefe Anadolu'da yurtlanmaya başladı mı? Evet bu yani güzel soruymuş. Çünkü hayal bizim bu felsefe Anadolu'da yeniden yurtlanmanın bir de pratik boyutu var. Evet. Siz din eğitimcisiniz. Dolayısıyla doğrudan sizle de irtibatlı. Biz bunu Nurettin Topçu geleneği devam ederek liselerde yapıyorken işin doğrusu ben pek umutlu değildim. Yani şu anda çok iyi bir durumdayız bence. Niye? Çünkü edebiyatçı arkadaşlarımız devreye girdi. Doktor Sadık Ahmet'teki kardeşlerimiz Nalan Hocam ve Emrah Hocam vasıtasıyla hepsine teşekkür ediyorum. Onlar hayal et, hayal et diye bir proje çerçevesinde bizim bu felsefe okumalarımızı, Küçük Prens, Martı falan benzer okumalarımızı yaptı. Daha sonra şey yaptık. Liseden orta öğretime geçmenin verdiği şevkle çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı eş zamanlı olarak çocuklar için felsefe ile ilgili projeleri geliştirmeye başlamış. Bizim haberimiz yok ama biz işte bu Küçük Prens Martılarla birlikte başladığımız ama temelinde Dede Korkut hikayelerinin bulunduğu Türk geleneğindeki o masalları, hikayeleri yeniden okumaya dayalı Ömer Seyfettin'in hikayeleri bulduğu projemizi TÜBİTAK'a sunduk ilk öğretim için ve şu anda devam ediyor. Bir de böyle boyut var. Yani o arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bakın bunların hepsi bizim klasik metin okumalarımız. Bunlardan hediye edeceğiz zaten Evet. arkadaşlara. Dolayısıyla biz bu Farabi'nin ilimlerin sayımıyla bu felsefeye girişi
Aygün hocam dedi ki ya hocam biz bunu sistematize edeceksek klasik metinlerle açılımını sağlamamız lazım. Onları işte biz 4 tane zırhla mezun ediyoruz. Şimdi siz aynı zamanda mukayese edebilirsiniz. Çünkü aynı lisansı farklı bir yerde okuduğunuz için. Bir yani Farabi'nin ilimlerin sayımıyla birinci zırhı şey yapıyoruz. İkinci zırh olarak işte şeyi Faslul Makali onun Arapçasıyla birlikte neşettik. Çünkü onun şeyi ve El-Munkız Minettala, şimdi onun üzerine yoğun olarak çalışıyoruz. Yani bizim filozoflara çok ciddi eleştiriler yönelten seçkin bir zekayı da inceliyoruz. Ve en sonunda da artık bu kurumsal dindarlığın, ki burada kendimizi öz eleştiriye tabi tutmamız gerekiyor. Zayıflıklarını görerek bu bireysel dindarlığı, daha doğrusu Nurettin Topçu'nun dediği varoluşsal dindar tutumu nasıl kapsarız diye İbni Baci okumaya başladık son zamanlarda. Çünkü niye? Farabi'nin koyduğu sistemde tedbirül mutavahhit var. Birey öncelikli. Daha sonra tedbirül menzil, aile. Daha sonra tedbirül müdün, siyaset felsefesi. Bunu da doğuda devam ettiren İbni Baci. Ve biz bunu İbni Baci üzerinden okumaya başladık. İşte doktora tezi yaptı Bayram kardeş. Onu yayınladık falan. Onun için ben şu anda hem akademik anlamda hem de orta öğretim lisedeki kardeşlerin katkılarıyla Çorum'u felsefenin merkezi diyorum. Anadolu'nun merkezi diye. Çok güzel. Hani biz mutluyuz. Çünkü felsefeden amaç da mutlu olmak değil mi? Evet. Herkes bu dersleri veriyor ama biz keyifli şey yapıyoruz. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Bu soruyu bu arada Dursun öğrencimiz sormuş. Alttan özellikle yorumlarda belirtiyor. Soruyu kimin sorduğunda söyleyin hocam diye. Ben de bunu iletmiş olayım. Evet, Dursun'un teşekkür sorusu ederim. bu. İkinci soruya geçiyorum hocam. Şimdi Farabi merkeze aldığınızı dinledik ama soruda şöyle söylenmiş. Felsefeyi Anadolu'da yurtlandırma projesine başlarken hocamızın ele aldığı ilk düşünür kim oldu? İşte Fahri abi. Yani ben şimdi şöyle küçük anlar. Yani ben buralıyım, Çorumluyum. İşte memleketime geldim. İşte bana diyorlar ki felsefe tarihine ben girdiğim için Thales'le birlikte başlayacaksınız. İşte mitolojik düşünceden şey diyor. Tamam. Ama yani Thales'le başlayacağım ama Thales dediğiniz şey 2000 sene önce yani falan. Ondan önce burada 4-5 bin senelik medeniyetler var. Toprak size ne diyor? Jeofelsefe diye. Onu hem işte dedim ya diğer felsefe bölümler ilahiyattan ve felsefe bölümlerinden eksik kalmaması lazım. Hem Aristoteles'ten bahsedeceksiniz ama bu topraktan hareketle nasıl yapacaksınız? Onun o Helenistik kültürü dünya kültürü haline getirme perspektifini İslam düşüncesinin verileriyle yeniden yorumlayan zekayı örnek aldık biz. Ve bunu Farabi'nin işte özellikle o fıkıhla kelamı medeni ilimler içinde yer alması Ebu Hanife'nin geleneği devam ettiriyor diyoruz. İşte yoğun olarak Kutadgu Bilig çalışıyoruz. Yusuf Hasan çalışıyoruz. Yakında Atatürk Kültür Merkezi'nden de o Kutadgu Bilig, Yusuf Hasacip'le Aygün Hoca ile ortak çalışmamız da çıkacak. Yani ben o Farabi'nin geleneğinin Yusuf Hasacip ve Ahmet Yesevi üzerinden hala etkisini üzerimizde sürdürdüğünü düşünüyorum. Yani Aristo başım üstüne yeri var ama ben Farabi'yi önceleyerek devam etmenin tutarlı olduğunu düşünüyorum. Peki Ve hocam. bunu da bu baştan şey yapıyorum. Evet hocam. Bir diğer sorumuza geliyorum hocam. Hocamız bizlere hep bu topraklardan Evet. ata yurdu anlattı. Peki ata yurttan bu topraklara bakınca ne görüyor? İşte bak bu ben hep bununla derslere çıkmamın sebebi odur. Biz göçeriz. Bu biliyorsunuz şeydir. Üy derler ev yani oba şeyi. Ama bu bizim medeni maverahınlarda yerleşik bir şey olduğumuzu göstermiyor. İşin Türkçesi Tuğba hocam benim avantajım 2 yıl orada kaldım. Öyle birkaç gün değil. Yani hem 2004-2005 hem 2001-2011-2012'de öğretim üyesi olarak Oş'ta kaldım.
Yani ben orayı hakikaten seviyorum. Onlar da burayı gerçekten seviyorlar. Ama bu hamaset bağlamında değil. Ve Türkiye'nin çünkü 1989'a kadar Birleşmiş Milletler'de tek bağımsız ülke burasıydı. Buraya karşı bir şeyleri var. İşin doğrusu hani Avrupa'ya gitmek gibi buraya karşı bir muhabbetleri var kardeşlerimin. Bizim de onlara karşı var ama işte teknik yanlışlıklar oluyor falan. Bazen kalplerini kırıyoruz işin doğrusu. Onun için ben bu felsefi kültür yani kültür ve sanat üzerinden bu birlikteliğin ekonomi İsmail Gazpıran'ın dediği gibi dilde işte şeyde fikirde birlikteliği artıracak hususları vurgulayıp siyasal angajmanların dışında kalınması gerektiğini hep söylüyorum. Bu açıdan bazen bizi biraz böyle üst bakışa sahip ve ötekileştirici bir dil kullanmakla itham ediyorlar da. Haklı payları da var. Dolayısıyla oradan burasının çok iyi gözüktüğünü, ufak tefek aksaklıkların olduğunu ama onların da giderileceğini hep umut ediyorum ben. Hayal ediyorum. Hayal etmek önemli. Ya doğru, haklısınız. Evet. Hocam, öğrencilerimiz hani soruları sahibinde söyleyin diyorlar. Bu sorumuz da Ahmet Dalak, yanlış okumadıysam soy ismini, bu öğrencimizden geldi. Bir diğer sorumuza geçiyorum ben o zaman. Evet. Anadolu'nun felsefi birikimi, felsefeyi bu topraklarda yurtlandırmak için yeterli midir diye sormuş hocam. Ha, bu çok önemli. Yani biz böyle bunu yapıyoruz ama bebek adımlarıyla. Bu da bizim seyrettiğimiz film isimlerinden birisi. İşte sizin eğitimde de kullanılıyor. Biz bunu bebek adımlarıyla gidiyoruz. Ve yine burada kısmen bir Farabi'ye atıf yapayım. Şimdi Farabi'nin bunun uzak hedefi Türk felsefesi. İşin doğrusunu söylemek lazımsa. Yani Türkçe felsefenin temellerine katkı yapmak. Biz mütevazi davranıyoruz. Mütevazi olmak zorundayız zaten. Çünkü ve Nermi Uygur Hoca'nın başlattığı Türk felsefesinin boyutlarını Çorum ile Ayhat'ta yeniden elimizden geldiğince diriltmeye çalışıyoruz. Ama burada yine bizim avantajımız bu. Yani Batı Whitehead diyor ki Batı Platon'a düşülen dipnotlardır diyor. Biz de diyoruz ki biz de bu geleneği, bu topraklar yani İslam dünyasındaki perspektife göre yeniden üreten Farabi'yi önemsiyoruz ve dille düşünce arasındaki irtibatı kurguluyor. Burada eğer sıkılmazsanız hocasından bahsedeyim. Sirafi ile Metta arasındaki bir tartışma var. Hepiniz malumunuz. Sirafi gramerci, İclal Hocama selam olsun bu arada. Ondan sonra seyrediyorsa o da bizim çalışma ekibimizin en önemli unsurlarından birisi. Metta'da biliyorsunuz dilci falan. Bu biraz Sirafi hocasını biraz tahkir ediyor. Hocası Hristiyan çünkü. Falan. Yani gramerin daha evrensel olduğunu söylüyor. Ondan sonra de diyor ki yok. Yani tabii ki gramer son derece önemli. Mantık Miftahus Saadedir. Mutluluğun anahtarıdır. Felsefe tahsilü saadedir. Mantık onun anahtarıdır. Doğru düşünmek lazım. İç konuşma ve dış konuşma arasındaki tutarlılığı sürdürmek lazım. Ama gramer yereldir. Yani bir dönem o Helenistik kültürde bilim dili Arapçaydı. Grekçeydi. Daha sonra Arapça oldu. Biz de işte buradan hareketle dille düşünce arasındaki irtibattan şey yaparak mantığın evrensel olduğunu, dillerin yerel olduğunu, Arapça üretilen felsefenin İslam felsefesi olduğunu, Arap felsefesi diye nitelendirmenin yanlış olduğunu, çünkü Farsların, Türklerin ve diğer Acemlerin yani Arap olmayan herkesin önemli katkı yaptığını söylüyoruz. Ve buradan hareketle biz İşte bu Ebu Hanife geleneğini devam ettirdiğini tezim ondan dolayı Fars ve Arap akıllarının dışında bir Türkçe felsefenin imkanını araştırıyoruz. Bebek adımlarıyla ama Türkiye'nin her tarafına gidiyor işte bizim gençler. Bu koronavirüsün COVID-19'un da böyle bir tersten faydası oldu. İşte
Yani bu tür yayınlar Türkiye'nin her tarafına de ulaşma imkanını da sağlıyor. Evet. Bebek adımlarıyla Türk felsefesine katkı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi elimizden gelince bütün ekip olarak. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Allah başarılarınızda daim kılsın inşallah. Amin hep birlikte. İnşallah hocam. Bir sonraki soruma geçiyorum o zaman. Bu da biraz yine Türkiye'nin şu anki felsefe ile ilişkisi durumu hakkında bir soru. Türkiye'nin felsefe ile ilgili sorunu var mıdır? Düşünmek istemeyen bir Türkiye mi var yoksa gerçeklerden kaçan bir Türkiye mi var diye bir soru gelmiş hocam. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Kim sormuş Yazmamışım hocam takipçimizin adını ama. Yani ben şunu söylüyorum. Siz din eğitimcisiniz. Dolayısıyla nizami üniversiteleri, medreseler, medrese deyince bugünkü şeyler anlaşılıyor. Bu merdiven altı illegal yapılar anlaşılıyor. Evet. Nizami üniversitelerinin ilahiyat fakültelerinde bu geleneğin devam ettiğini düşünüyorum. Yani temel İslam bilimleriyle işte bu Farabi'nin dediği gibi pozitif bilimlerle ilahiyatın, felsefenin bir arada getirildiği bir şeyi ve iyi kötü Arap dünyasında da ben biraz yaşadığım için Ürdün'de, Yemen'de falan felsefenin çok güçlü olduğu Fars bölgesi İran'da da farklıdır. Yani felsefe bölümleri ayrıdır. İlahiyat, külliye şeria diyor ayrıdır. Tek bizdedir. Dolayısıyla bu felsefi birikimin bir arada götürülmesi İslam dünyasında bize ait bir perspektiftir. Fakat son zamanlarda işin Türkçesi, felsefesiz ilahiyat projesi resmi olarak gündeme getirilmeye çalışıldı biliyorsunuz. Bütün arkadaşlar bundan etkilendi. Ama Çorum ilahiyatı ben bu anlamda yine son derece önemsiyorum. 28 Şubat sürecinde de bu birlikteliğini korumaya çalıştı. Bu süreçte de birlikteliğini korumaya çalıştı. Biz bunu sivil itaatsizlik olarak yani dış şartları değiştirme imkanınız yoksa iç şartlarınızı nasıl geliştirebilirsiniz? Tedbir-i mütevahhid. Dolayısıyla felsefesiz ilahiyatın bir proje olduğunu ve bunu herkes biliyor. Hangi yapıların istediğini. Ama işin ilginç tarafı YÖK tarafından da bu YÖK'teki bir iki üye tarafından da bu hayata geçirilmeye çalışıldı işin doğrusu. İlahiyat isminin yanı sıra İslam İlimler Fakültesi ya da işte Din Bilimleri Fakültesi diye bu pozitivist tasnifin hala devam etmesi bu bilinç kırılmasının devam ettiğini gösteriyor. Ama Çorum İlahiyat yani kendi kanalımız olduğu için söylemiyorum ben. Bunu her yerde söylüyorum. Hatta Ankara İlahiyat mezunuyum. Orada asistanım ben. Diyorum ki buyurun diyorum. Yani biz rekabete varız felsefe grubunda falan diye. Yani hocalarıma saygısızlık etmek için demiyorum da bunu. Yani bu şu anda en diri fakültelerden birisi bu anlamda bizim fakültemiz. Evet. Ama felsefesiz ilahiyat özlemi hala devam ediyor maalesef. Evet. Evet hocam. Yani bunu dediğiniz gibi hani fakültelere verilen isimlerle bile yansıtıyorlar. İslam İlimler Fakültesi deyip diğer tarafa ilahiyatı koyuyorsunuz. Aslında müfredatlar aynı, verilen dersler aynı ama sanki İslami ilimler daha İslami de ilahiyat sekülermiş gibi yansıtılmaya çalışılıyor. Evet. Bu konuda Şimdi haklısınız. küçük hanım size hem de hocalarımızın hatırasını Hatipoğlu hoca işte diyorum ya iyi hocalardan yetiştik biz falan diye. Evet Bana hocam. şunu derdi ya yani bize hepimize derdi ki bana İslami olmayan hayatınızda İslami olmayan bir şeyden bahsedin derdi. Yani yemeniz içmeniz değil mi yani çünkü o ruh ve beden sağlığınızı rızkınızı temin etmek. Dolayısıyla siz İslami ilimler dediğiniz zaman farkında mısınız? Seküler kırılmayı gündeme getiriyorsunuz. Bir İslami olan var, bir İslami olmayan var. Bir dünya için olan var, bir ahiret için olan var. Oysa bu din dünya ve ahiret dengesini bir arada götüren burada ne yapıyorsanız orada daha güzelini eğer kötü yapıyorsanız da tabii karşılığını göreceğinizi söylüyor. Dolayısıyla bu tasnifleri yapan arkadaşlar biraz bilim felsefesi haberdar olsa diyeceğim yine maksadını aşacak yani tipik pozitivist yanılsama bunlar ve kısmen de olsa etkisini sürdürüyor. Evet. Evet.
Biraz kavramlarla aslında sürdürüyorlar hocam. Dediğim gibi hani Yani hissedenleri öyle. inceliyoruz. Biz de eğitim alanından baktığımız için aslında tıpatıp aynı eğitimi veriyoruz. Bir farkımız Evet. yok. Kavramlardan bir ayrışma olabilir. Yani onlar felsefe derslerini azaltırsak, şunları çoğaltırsak daha iyi eğitim olacağını zannediyorlar. Ben size bununla ilgili bir anekdot anlatayım. Bak din eğitimiyle ilgili. Şimdi Kırgızistan'da uzun süre kaldım ya, din toplumsal barışın aygıtı olacak falan derken 2004'te dedim ki bak böyle giderse siz Körfez merkezli perspektifi, Arapçayı iyi biliyorlar, Arapçayı iyi biliyorlar diye çocuklarınızı oraya gönderirseniz din bir süre sonra barışın değil çatışmanın merkezi olacak diye. 2011'de gittiğimde Selefi zihniyetin önemli oranda artırdığını görmüştüm. Yani Arapçaya hakim olmak, dine hakim olmak gibi sunuluyor. Ve maalesef YÖK'te de bizim temel İslam bilimlerinde de asistan arkadaşları şeye gönderdiler. Yani Arapçayı iyi bilince, peki Arapçayı bilince onun batılı perspektif ki bütün klasiklerin çoğu şey, Hristiyan Araplar ya da diğerleri tarafından neşredilmiş. Onlara dair perspektiflerden haberdar mısınız, değil misiniz? Batıya giden adamla Arapça zaten bilmeniz gerekiyor üstüne ilave. Dolayısıyla bu şeyin zannettiler ki biz bu Türkiye'nin resmi ilahiyat fakültelerini bahsediyorum ben. Geride kalıyor gibi ama felsefe grubu dersleriyle, o analitik bilinçlilikle, zihniyetle yani ilahiyat fakültesinin mezunları o teknik olarak Arapçadaki eksikliklerini giderebilecek bir donanıma sahip oldular. Ve olması da gerekiyor zaten. Bu bir zihniyet sorunu yani. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biraz daha kişisel sorular sormaya çalışacağım. Hani arkadaşlarımıza not Evet. alsınlar. Aşağıya yorumlara da geliyor zaten konuşacağımız konular. Öncelikle hocam sorumuz şu olacak. Eğer imkanınız olsaydı hangi filozofla oturup muhabbet etmek isterdiniz? Ya biz bu güzel soruymuş. Felsefeyi biz yolda olmak diye tanımlıyoruz Karl Charles Peirce'in. Evet. Ama bunun Efendimizin sözü olan beşikten mezara kadar ilim talep etmenin tercümesi olarak Çorumcası diyoruz yoldaş olmak dünyanın seçkin zekalarıyla. Bunu ben yani hepsini birinin diğerinden ayırt edemem de yine Farabi'den hareketle söyleyeyim. Farabi'ye diyorlar ki İşte sen şöyle büyüksün, büyük bir filozofsun, muallimi sani diyorlar sana falan. Hanginiz daha bilgilisiniz diyorlar. Aristomus sen mi? Diyor ki ben Aristo'nun zamanında olsaydım onun çok nitelikli bir talebesi olurdum diyor. Onun için ben kendimi Farabi'nin talebesi olarak hayal ettiğim zamanlar oluyor. Bir de Hasan Basri'nin talebesi olarak. Hasan Basri'yi ilk dönem çalıştığım için siyaset felsefesi bağlamında. Ebu Hanife'nin zaten talebesi olduğumu hep iddia ediyorum. Onun metnini sadeleştirdik. Oraya yazdım işte 14. asırdaki talebesi. Yani işin doğrusu ben kendimi bu üç güzel insanın talebesi olarak görüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Üçünde aynı anda olamayacağıma göre manevi olarak talebesi olmaktan onur diyorum. Evet. Evet hocam, ne güzel. Şimdi bir diğer soruma geliyorum hocam. Felsefeye yeni başlayanlar için önereceğiniz üç kitap var mıdır? Yani üç kitap ismi alalım. Ha, biz bunu hiç yapmıyoruz hocam. Şimdi siz din eğitimcisiniz nasıl yapmıyorsunuz? Yok hiç yapmayız biz. Yani mesela geliyor diyor ki biz diyor felsefe okumak istiyoruz diyor. İyi diyorum. Ne yapacağım diyor. Bilmem diyor. Yani niye? Bu bizim geleneğimiz usta çırak ilişkisiyle olduğu için. Eğer felsefe okumak istiyor musunuz? Evet. Zaten burada kronolojik olarak felsefe okuyacaksınız. Ama biz bunu felsefe tahsili eğitimi olarak görüyoruz. Ama öğretim başka bir şey diyor. Şimdi sizin alana girer, orada bir teknik şey olursa lütfen katkıda bulunun. Onun için biz kendimizin okumadığı hiçbir şeyi müzakere etmiyoruz ve ilk küçük martıyı veriyoruz. O özgür ve özgüven. Mesela Çarşamba günü yine bu Zoom'dan Ankara'daki bir kolejde bir öğretmen arkadaşımız martıyı yapacak. Burada da yaptık falan. Biz edebiyat metinleriyle, burada edebiyatçı arkadaşlarımıza selam olsun.
felsefenin yaygınlaştırılmasının dilinin şey olduğunu düşünüyoruz. Edebiyat. Martıyı, Küçük Prens'i, Göğü Delen Adam, Papalagi'yi, içeriden de Mustafa Kutlu'yu, buyurun bunu bir okuyun diyorum. Genelde arkadaşlar diyor ki işte diyor, bu çocuk kitabı, ben okumam. O zaman kapıyı dışarıdan kapatın diyor. Ondan sonra yani oradaki o özet istemiyoruz özellikle. Şey yapıyoruz. Diyoruz ki okuduğunuzda ne oldu? O Martı Jonathan'ın sizdeki şeyi nedir? Sonra oradan şey yapıyoruz. Özür dilerim. Sonra oradan işte burası önemli. O okumaları sürekli herkesin elinde bir tane edebiyat kitabı olacak, roman olacak. Çünkü o felsefi fikirleri harmonize etmek ve üretmek ve yazmak için son derece altyapı hazırlıyor. Ve bu 4 yıl boyunca devam ettiği için farkında olmadan sürekli metin veren birisi tez yazma aşamasında problemi çözüyor. Sonra şunu yapıyoruz biz. İslam dünyasının farklı yerlerinde farklı sorunları çözmeye çalışan zihinlerin epistemik temellerini, yani kim? Fazlur Rahman. Onun karşısında kim? Seyit Hüseyin Nasır, Faruki, Attas, Roger Garaudy. Ve Türkiye'den de özellikle olmazsa olmazımız Erol Güngör ve Nurettin Topçu. Böyle birebir başlıyoruz. Yani şunu oku falan filan diye bizim bir şeyimiz yok. Biz o usta çırak ilişkisini yani hele bu şimdi sanal alemde gene zaman ve mekanda önemli değil yoldaşlık için öyle devam ettiriyoruz. Ama şunu oku hiç dediğimiz yok bizim. O maksadımızı aşan bir cümle olur diye düşünüyoruz. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Farklı bir yönteminiz de var gerçekten. Hani Küçük Prens ve Martı ile başlamak da ilginç geliyor kulağa ama aslında güzel bir yöntem de, yani bilmiyordum ben yönteminizi, şu an öğrendim. Bayağı hoşuma da gitti. Gitmedi diyemem. Peki Eyvallah. hocam, o zaman size soralım. Siz en son hangi kitabı okudunuz? Ha, şimdi ben şu anda neyi okuyorum? Bakın ben size göstereyim. Burası benim çalışma masam. Ondan sonra bir tane elimde her zaman roman olur. Onu dur getireyim hemen size. Tamam hocam, bekliyoruz. En son okuduğum bu. Bakın. Daha yeni bitirdik. Meryem dedi. Bu körlük. Körük. Bir de bizim böyle bu projemizin böyle bir aşaması var. Mustafa Kutlu'nun bu dergah Nurettin Topçu geleneğini Anadolu diliyle yaymasının benzerini biz biraz felsefi ve tarih felsefesinde burada yapmaya çalışıyoruz. Yerel tarih olmadan evrensel tarih olmaz diye bu bizim bu coğrafyanın Çorum'daki olan olayları edebiyat diliyle, felsefe diliyle nasıl anlatabiliriz? Bu bizim çocukça felsefeden sorumlu olan Mustafa Özcanbaz kardeşimizin romanı. Aynı zamanda bizden mezun olan, şu anda öğretmen ve akademisyen olan arkadaşlar hep hikaye üzerine çalışıyorlar. Bu yarışmalara falan gönderiyorlar. Onun için ben de aynen öyle sorarım. Şu anda elinizde ne var diye. Eğer birinin elinde bir roman yoksa hapı yuttuk. Tanrı yanılsaması diye bir şey var benim şu anda elimde. Evet. İlaveten teknik olarak. Güzel bir kitaptır hocam. Evet. Peki en son izlediğiniz film hangisi desek hocam? Ha. Biz akşamları bu koronavirüsten dolayı önce bir şey yapıyoruz. Dedemin arkadaşlarını dün seyrettik. O Çağınırmak bir filmi biliyorsunuz. Evet hocam. O Girit'ten buraya göçmüş, buradaki o kimlik sorunlarını falan yaşayan. O tür yani akşamları biz bu tür şeyler seyrediyoruz iftardan sonra. En son Çağınırmak'ın serisine takıldık yani onlara bakıyoruz. Öyle insani değerleri, Türkiye'nin insanlarını anlatan filmleri tercih ediyoruz. Sonra ben şey yapıyorum. Meryem onları seyretmiyor. Homeland diye bir dizi var. Amerika'nın dünyanın başına nasıl çoraplar ördüğünü içeriden anlatan bir şey filmi, casus
ya da işte komplo teoriler şey, o Homeland'i bitirmek üzereyim. Ama bundan önce şey Anne with neydi? Anne with an E. Heh, o diziyi bitirdik. Bilmek hocam. Onu eğitimci olarak bence onu siz şey yapın küçük hanım. Çünkü aynı zamanda şey kadınların o Jane Eyre gibi kadınların özgürlüğünü o dönem 1900'lü yıllarda İngiliz şeyde Kanada'da kadınların özlük haklarını ve özgürlüğünü savunan dolaylı yani dolaylı olarak savunan bir yetim çocuğun şeyini anlatıyor. İki sezonunu bitirdik biz. Onu özellikle tavsiye ederim. Anne with an E. Evet öyle. Evet. Teşekkür ederim. Yani pedagojik açıdan da oldukça faydalı. Zaten bir öğretmen hanım falan da var. Ben tavsiye etmem ama yani ben bundan çok memnun kaldığımı Peki vurguluyorum. hocam. Yani tavsiye etmem dediğim şunu seyredin, bunu seyredin anlamda diyorum. Ben onu seyrettim, memnun kaldım. Eğitimle uğraşan kardeşlerin bakmasında fayda var diyorum. Peki hocam. Şimdi bir soru daha soracağım hocam. Felsefe, yani şu anki alanınızın dışında ilgilendiğiniz bir hobi alanınız var mı hocam? Yani işin doğrusu ben pek çalışmayı sevmeyen bir adamım bu anlamda yani. Bu romanlar ve hikayelerim falan bana yeterli. Bu sıralar bahçeye takılıyorum ama bir bahçemiz var. Ah ne güzel. Evet orada bu asmaların dibini falan açıyorum ki bu benim için çok olağanüstü bir durum. Ben genelde gidip orada oturup orada bile işte bir şeyler okumayı falan düşünüyordum. Şimdi yavaş yavaş bahçeye şey yapmaya başladım. Onun haricinde öyle bir benim öyle tez canlı olduğum için üzerinde titizlikle çalışacağım bir şeyim yok yani. Peki hocam teşekkür ediyoruz cevaplarınız için. Artık sanırım Instagram yayının da sonuna gelmeye başladık. Çünkü bir saati doldurduk mu kendisi bizi atmaya başlıyor. Müsaadeniz olursa biz de artık yavaş yavaş kapatmaya çalışalım. Ama burada öğrencilerimiz sürekli yorum yapıyorlar aşağıya hocam. Görüyorum sizi çok özlemişler. Sizin öğrencilerinize bir mesajınız var mı özel olarak? Bunu soralım. Daha sonra da inşallah kapatalım yayınımızı. Ha, bu benim yani tez zamanda sizle yüz yüze gelmek o ama bu aynı o Martı'da olduğu gibi zaman ve mekanla sınırlı olmadığını gösterdi. Allah tez zamanda hepimizi yani önce ülkemizi, bütün insanlığı bu pandemiden kurtarır da tekrar eski olağan normal günlerimize döneriz. Bu Amin. bir evet ortak duamız yani. Peki hocam O teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. ben teşekkür ederim. İyi oldu yani hem bu vesileyle biraz böyle Çorum ilahiyatı reklamı gibi oldu ama ben hakikaten ilahiyat ha onu söyleyeyim ben. Eskilerden Çorum'da bir yerel tabir var. Eskilerden kim kaldı diye bir çan saati kaldı. Bir de ben falan derler. Eskilerden işte bir Ahmet Sezikli bir de ben kaldım. Ankara, Çorum ilahiyatın başından beri. Onun için biraz bu Çorum ilahiyata yönelik duygusal olduysa onu mazur görsün Çorum ilahiyattan olmayan arkadaşlar. Ama her zaman şunu söylüyorum. Mesela Yemen'le ilgili bir seminere gittim ben Ankara'da. Yemen'den talebem geldi. Burada master yapan Kırgızistan'dan talebem geldi Asil Bek. İkisi de oradaki sohbette dediler ki biz Türkiye'de İstanbul'u, Ankara'yı, Bursa'yı, Konya'yı bir de Çorum'u biliriz dediler. Niye Çorum? Hiç. Niye olduğunu biz de bilmiyorduk. Mevlüt Hoca iki de bir de deyip duruyordu diyor. Mevlüt Hoca'dan dolayı. Hep dediler niye Çorum önemli? Çünkü ben Çorumluyum falan dedi. Şakası bir tarafa yani Çorum ilahiyatı el birliğiyle bu katkılarınız için size de çok teşekkür ederim. Çünkü Osman kardeş de YouTube'dan yayın yapıyor galiba. Evet. Böylece iyilikte ve güzellikte bir yarışma olarak görüyorum ben bunları. Çorum ilahiyatın da daha da güçleneceğini sizlerle birlikte bu tür etkinliklerle daha iyi duruma geleceğinden eminim yani. Onun için katkılarınıza, herkese, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Davetimizi kırmadınız. Yani kabul ettiniz, bizi kırmadınız. Başım üstüne. Çorum ilahiyat konusunda ben de size yürekten katılıyorum. Ben 1,5 yıldır Çorum'da yaşıyorum hocam. Erzurum'dan geldim. Atatürk'ün geleneğinden geldim. Ama Çorum gerçekten akademik kadro olarak çok güçlü bir okul, çok güçlü bir ilahiyat. Ve her bir hocamız çok kıymetli, çok başarılı insanlar. Hani ben Çorum'a ilk geldiğim zaman bu kadar beklemiyordum. Allah görüyor ya. Ama gerçekten hocam her birinizi tek tek tanıdıkça Çorum ilahiyatın ne kadar güçlü bir kadrosu olduğunu, ne kadar iyi bir ilahiyat olduğunu zamanla anlıyorum. Bunu öğrencilerimiz de zaten kavrıyorlardır. Bu Evet. anlamda size katılıyorum. Hatta yürekten katılıyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Ben bunu şey görüyorum hocam. İhtilaf ümmeti rahmetin diyor ya. Evet. Bu buradaki alimlerin farklı düşünmeleri, barikayı hakikat, müsademeyi efkardan çıkar. Biz Çorum ilahiyatta bunu yapıyoruz. Ankara ilahiyatın hatta birkaç böyle yani o formatını aldık ama ben oradan daha serbest, daha rahat tartışılabildiği ve fikirlerin rahmet olarak görüldüğü bir mekan. Onu da işte siz yeni neslin güçlendirerek devam etmeniz lazım. İçe kapanmadan, birbirinize tahammül ederek inşallah. Ben buradan kendi üniversiteme de selam söylemek istiyorum. Evet, Şimdi orada da çok kıymetli arkadaşlar var. Hepsi birbirinden kıymetli. evet, Eğer orada bir mazim var. Oradaki hocalarımı da çok seviyorum. Atatürk Üniversitesi'ne de selam olsun burada. Ama Eyvallah. dediğim gibi Çorum'da gerçekten çok iyi bir ilahiyat fakültesine sahip. Yani Hitit Üniversitesi'nin en güçlü fakültesi de diyebiliriz. Bence yani kendi yorumumca böyle hocam. Biz size çok teşekkür ediyoruz hocam. Soracaklarımız bu kadardı. Sizin eklemek Tamam. istediğiniz bir şey var mıdır? Onu dinleyelim. Yoksa da arkadaşlarımıza hayırlı iftarlar dileyelim. Çünkü doğu taraflardan Yok. dinleyenler de varmış. Şey diyorlar hocam. Biz iftara oturuyoruz, siz hala konuşuyorsunuz diyorlar. Onlara hayırlı iftarlar. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Amin. Amin. Evet, esenlik ve barış gelsin.